Başlayayım o zaman. Ya bu Tuna böyle bir dakika ayrılmıyor kızın tepesinden, çok çalıştırıyor. Yani öyle görüşemiyoruz diye bana sakın kızma. Çünkü ben hiçbir şeye karışmıyorum. Yok anne, senin ne alakası var? Karışmadığının farkındayım ben zaten. Tamam, madem görüşemiyorsunuz, sen bir sürpriz yap ona. Akşam yiyecek bir şeyler alıp ajansa git, böyle baş başa yemek yersiniz. Hayırdır anne? Sen böyle yine Cemre'yi sevmeye başladın. Oğlum size de yaranılmıyor ya, Allah Allah. Yani seviyorsun bir ton laf, sevmiyorsun keza. Ya kuzum, ben sana kıyamıyorum. Sen seviyorsun bu kızı. Evet, seviyorum. Hem de çok seviyorum. En iyisi senin dediğin gibi yapmak. Ben bir şeyler alayım, yanına gideyim. Tabii, ne hoş sürpriz alır. O zaman ben okula gidiyorum. Oradan da Cemre'nin yanına gidiyorum, tamam mı? Tamam anneciğim, tamam. Hadi, hadi görüşürüz tatlım. Tuna, Serkan akşam ajansa gelecek. Artık uygunsuz bir durum mu yaratırsın? Cemre'yi yalancı duruma mı düşürürsün bilmiyorum ama bir şey yap. Tamam. Gittiğimizde bina boşaltılmıştı amirim. Geleceğimizi tahmin etmişler. Bir çocuğun yakalandığını biliyorlardı tabii. Uzun zamandır bu adamların peşindeyiz Ali. Bu çeteyi çökertmek için iyi bir plana ihtiyacımız var. Anlıyorum. Peki amirim, çocuk kaçırıp hırsızlık yaptırmak dışında pis işleri var mı? Var. Dilenci olarak da kullanıyorlar. Muhtemelen sakatlıyorlar zavallı çocukları. Ve kumar, haraç gibi işlerle uğraştıklarından da şüpheleniyoruz. Yani suçüstü yapmamız gerekiyor. Aslında çocuklara ulaşabilseydik işimiz bayağı kolaylaşacaktı. Bu arada Murat bana iki tane adamdan bahsetti. Birinin adı Façalı Salih, diğeri de Çakır. Asıl çete liderinin peşindeyiz. Uzun süredir Şeref adında birinden şüpheleniyorum. İş adamı kılığında ortalarda geziyor. Birkaç kez tam kıstırmıştık. Delil yetersizliğinden bırakmak zorunda kaldık. İki adamını yakalarsak konuşturabiliriz. Aynen öyle. Murat'ı bulmamız çok iyi oldu Ali. Adamları yakaladığımızda çocuk tanıklık edebilir. Onların suçu sabitlenince bizi ele başlarına götürecekler. Of. Cemre, çok daraldım ben ya. Sen sıkılmadın mı? Hadi biraz dışarı çıkalım. Ama ara verirsek yetiştiremeyiz. Siz çıkıp dolaşın isterseniz. Ben yaparım, sorun değil. Cemre, şu siz demeye bir kenara bıraksak artık. Çünkü senden en fazla birkaç yaş büyüğüm. Yoksa beni yaşlı mı buluyorsun? Yok canım, gençsiniz tabii ki. Yani gençsin tabii. Tamam, anlaştık o zaman. Hadi kalk. Hem temiz hava alırız hem de köşede çok güzel bir kafe var. Bir şeyler yeriz. Ama bunları kim yapacak? Nasıl yetiştireceğiz? Amma çalışkan çıktın sen ya. Tamam, bunu çok takdir ediyorum. Elindeki işi de al. Hem bir şeyler yeriz. Hem de devam ederiz. Ha? Hadi. Peki, tamam. Ben eşyalarımı toplayayım.